Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir EAFC deneyine hepiniz hoş geldiniz. Bugün dedik, oynaklarımız geldi gençler. Başta da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle 3 büyük Süper Lig takımı Şampiyonlar Ligi olsaydı neler yaparlardı yapacağız. Daha fazla Süper Lig'in patlaması yapmayın. Bir 15 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da sizce en ileriye kim gitmeyi başaracak izlemeden yazın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ben 1. torbadan buraya Beşiktaş'ı koydum gençler. 3. torbada Fenerbahçe var ve 4. torbada Galatasaray var gençler. Oradaki takımlar güzel değildi. Oraya 3 tane İstanbul takımımızı, Süper Lig takımımızı yerleştirdim. Torbaların çok bir önemi yok gençler, bildiğiniz gibi kurallar çekilecek ve 8 tane maç yapılacak lig şeklinde. Biz de sizlerle bakacağız bakalım Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş neler yapacak Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. İnşallah gün gelir gerçekten de böyle 3 takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olur. Daha fazla izin süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz yazın bakalım yorumlara. Başlayalım bakalım. Gençler görmüş olduğunuz gibi Şampiyonlar Ligi'nde kurallar çekilmiş. Hemen bakalım kimler kimlerle oynayacak. Fenerbahçe Celtic'le oynayacak. Güzel bir maç. Sonra gençler Beşiktaş Atletico Madrid. Uf, ve Galatasaray Sturm Graz. Onlarınki de güzel. Bakalım sonra Fenerbahçe. Orayı bakmıştık. Eylül'de başka yok. Ekim'e bakıyoruz gençler. Fenerbahçe Manchester City. Aman Allah'ım. Red Bull Galatasaray fena değil. Beşiktaş Juventus, oy 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 oy. Fenerbahçe Girona, çok zor değil bu. Galatasaray Bayer Leverkusen, Galatasaray sert kura çekmiş gençler. Beşiktaş Liverpool, aman Allah'ım. Sonra Celtic Beşiktaş, Fenerbahçe Dinamo Zagreb, bunlar güzel maçlar. Sparta Galatasaray, bu da güzel. Çok da zor bir rakip değil. Barcelona Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe Milan evinde. Sonra gençler bakıyoruz devam şöyle sizlerle aralıkta. Beşiktaş, Aston Villa, Galatasaray, PSV, Eindhoven, Atletico Madrid, Fenerbahçe. Güzel maçta var ama ölümcül çok büyük maçımız yok gençler. Fenerbahçe, Stuttgart, bu da fena değil. Shakhtar, Galatasaray, güzel. Sonra şöyle bakıyoruz gençler. Sturm Graz, Beşiktaş, çok kolay. Evet, sonra Bayern Münih Fenerbahçe, oy oy, hem de deplasmanda ölüm maçı. Galatasaray Real Madrid evinde. Oppo. Gençler çok tatlı maçlar var ama genelde kolay maçlar da var. Yani bence en kötü playoff'a kalabiliriz. O zaman ilk maçlar başlasın bakalım. Gençler Eylül'ü bitirdik sizlerle. Bakalım ilk maçta neler yapmışız. Şimdi şöyle puan durumu diyoruz. Ve buradan sizlerle Champions League diyoruz gençler. Galatasaray 3 puanla başlamış. Helal olsun be. Fenerbahçe ve Beşiktaş gençler. Fenerbahçe 1 puanla başlamış. Beşiktaş'ı göremedim. Beşiktaş da kaybetmiş. Evet, hemen soldan bakalım. Şöyle bakıyoruz. Celtic Fenerbahçe berabere kalmış deplasmanda. Fena değil. Sonra Atletico Madrid Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş. Galatasaray Sturm Graz'a 4 çekmiş gençler. İlk maçlara göre güzel. Ve gençler Ekim de geride kaldı. 3 maç oynanmış. Benfica 9 puan gidiyor. Vay be, hemen şu öncelikle bakıyoruz. Fenerbahçe evinde Manchester City'ye 2-3 kaybetmiş. Ah be, ah be. Sonra arkadaşlar Galatasaray Red Bull'u deplasmanda 2-1 yenmiş. Helal olsun diyoruz. Beşiktaş geliyor. Beşiktaş evinde Juventus'a 2-1 kaybetmiş gençler. Ah ah ah. Fenerbahçe Girona'ya deplasmanda 2-0 kaybetmiş. Bu çok üzdü. Ve Galatasaray evinde Leverkusen'e 3-1 kaybetmiş. Ve Beşiktaş da evinde Liverpool'a 2-0 kaybetmiş gençler. Böylelikle Galatasaray 11. sırada, 6 puanı var. Fena değil yine de, 2 galibiyet 1 mağlubiyet. Gençler aşağılara doğru iniyoruz. Fenerbahçe'nin sadece 1 puanı var 3 maçta, çok kötü. Ve Beşiktaş'ın da 0 puanı var. -4 ile gidiyor. Bakalım inşallah toparlayacağız. Gençler Kasım da geride kaldı. Kasım'da neler olmuş hep birlikte bakacağız gençler. Fenerbahçe evinde Zagreb'i 4-1 yenmiş. Beşiktaş deplasmanda Celtic'i yenmiş 1-0. İşte bu be. Toparlanmışız. Hadi Galatasaray'dan da bir win görelim. Evet gençler, Galatasaray'da Sparta'yı deplasmanda 1-0 yenmiş.
Çok güzel skorlar. İkinci maçlar ne olmuş? İkinci maçlarda Inter Beşiktaş'ı 3-0 yenmiş. Barcelona Galatasaray'ı 2-1 yenmiş ve Fenerbahçe Milan'ı evinde 2-1 yenmiş. Yürü. Böylelikle puan durumumuza bakıyoruz. Galatasaray 10. sırada 9 puanı var. Güzel. Ve Fenerbahçe 18'e yükselmiş. 7 puan. Çok iyi toparlanmış. Beşiktaş da gençler. Görmüş olduğunuz gibi 3 puana yükselmiş. Hadi bakalım. Artık 3 maç daha oynansın. Grup maçlarını bitirelim. Ve gençler hazır mıyız? Artık sezonu bitirdik gençler. Aralıkta kalmıştık sizlerle. Aston Villa Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenmiş. Galatasaray PSV ile 1-1 evinde berabere kalmış. Çok kötü. Atletico Madrid Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş. Ah. Ezilmişiz be. Ocak'ta Fenerbahçe Stuttgart'ı 3-1 yenmiş. Çok kritik. Başka Beşiktaş Sporting'i 2-1 yenmiş. Galatasaray deplasmanda Shakhtar'ı 4-1 yenmiş. Ve son maçlarda neler olmuş gençler, bakıyoruz sizlerle şöyle. Beşiktaş Sturm Graz'ı 3-1 yenmiş. Hadi oğlum bir win daha görelim. Galatasaray 5. Bayern Münih Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiş evinde. Real Madrid Galatasaray evinde 3-2 yenmiş. Ve böylelikle gençler hemen bakıyoruz playofflara kalabildik mi? City 1. olmuş. 22 puan. Bayern Münih 18, Barcelona, Real Madrid, Milan, PSG, Leverkusen, Arsenal gruptan direkt çıkmış gençler. Stuttgart, Juventus, Inter, Chelsea, Dortmund, Galatasaray playofflarda. Galatasaray 13 puan toplamış, playoff'a kalmış gençler. Liverpool, Benfica, Aston Villa, Lille, PSV, Atletico Madrid, Sporting, Monaco. Herhalde Fenerbahçe de playoff'ta çünkü 24'e kadar da herhalde playoff. Monaco ve Fenerbahçe 10 puanda gençler. Beşiktaş 26. Yeterli mi? 9 puan. 8 takım eleniyordu herhalde. 36-28. Gençler herhalde Beşiktaş da playoff'ta sanırım. Bakacağız. Bu manyak olur. 3 takımımız da playoff'a kaldıysa mükemmel olur. Fenerbahçe 10 puan toplamış. Beşiktaş da 9 puan toplamış. Biri 23. biri 26. Bakalım kimler playoff'ta. Gençler şimdi baktım maalesef 24'e kadar playoff'a kalınıyormuş. Yani maalesef Beşiktaş elendi gençler. Fenerbahçe zar zor yırtmış. Ama Beşiktaş 2 sırayla playoff'u kaçırmış. 24. olsa playoff'a kalacaktı. Hazır mıyız? 3-2-1 boom! Playoff'larda Fenerbahçe Juventus'la eşleşiyor gençler. Zor bir eşleşme. Ve Sporting Galatasaray. Bu biraz daha iyi olabilir. Arkadaşlar eşleşmeleri görüyorsunuz. Bologna Stuttgart, Fenerbahçe Juventus, Atletico Madrid Inter, Lille bu Bergaio Calcio kimdi ya? Villa Dortmund, Sporting Galatasaray, Monaco, Liverpool ve PSV Benfica. Bakalım gençler tur atlayabilecek miyiz? Ve gençler hazır mıyız? 3-2-1 Kalbim ağrıyor anneciğim. Gençler Bologna Stuttgart'ı elemiş. Juventus Fenerbahçe'yi toplamda 5-3 elemiş. Inter Atletico Madrid'i elemiş. Bergamo Calcio Lille elemiş 5-2. Hocam bari Galatasaray'dan güzel haber alalım. Haydi! Dortmund Aston Villa'yı 5-4 elemiş. Ya yürü git be. Sporting Galatasaray'ı 6-1 elemiş gençler. Liverpool Monaco'yu elemiş. Benfica PSV'yi elemiş. Ve son 16 bu şekilde. Juventus, Paris, Barcelona, Inter, Bayern, Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Sporting Milan, Inter, AZ Milan, Benfica City, Bologna, Leverkusen. Vay be. Gençler sezon sonuna gidelim. Moraller bozuldu. Gençler takımlarımız elenince ben baştan sona kadar bir daha simülasyon yaptım. Bakalım bu sefer nerelerde elendik. Şöyle lig diyoruz. Haydi bakayım. Bayern bu sefer 21 puan toplamış. Inter 21, Barcelona 19 gençler. City 16. Türk takımlarımız gelmiyor. Galatasaray 15. olmuş bu sefer. 12 puan toplamış ve playoff'a kalmış. Beşiktaş
11 puan toplamış, 17. olmuş, playoff'a kalmış. Ve hadi oğlum 23-24. Ah be, bu sefer de Fenerbahçe elenmiş gençler 28 puanla. Ve playoff'a bakacağız sizlerle. Hemen şöyle bir fikstürlere bakalım. Kim neylerle oynamışız? Evet gençler, Celtic. Rakipler yine aynıymış. Çünkü aynı yerlerde bıraktık oyuncularımızı. Şimdi şöyle playoff'ta Lille City'yi elemiş. Aston Villa Sporting'i elemiş. Liverpool PSV'yi zar zor elemiş. Paris Arsenal'ı elemiş. Oha. Evet, Milan Stuttgart'ı elemiş. Benfica Beşiktaş'ı elemiş. Galatasaray Bologna'yı elemiş. Leverkusen Monaco'yu elemiş. Ve Galatasaray bu sefer gençler son 16'ya kalmış. Son 16'da Liverpool, Bergamo, Belize, Atletico Madrid, Paris'i elemiş. Inter Benfica'yı elemiş. Dortmund Milan'ı elemiş. Ve Galatasaray Juventus'u da elemiş. Yürü be. Barça Leverkusen'i elemiş. Real Madrid elemiş. Bayern Münih elemiş. Ve çeyrek finalde gençler Galatasaray Dortmund'u elemiş. Oha. Inter Liverpool elemiş. Galatasaray Dortmund'u elemiş. Real Madrid Barcelona'yı elemiş. El Clasico olmuş. Atletico Madrid Bayern Münih elemiş. Ve yarı finalde Real Madrid Galatasaray, lan Galatasaray erken final oynamış ya. Atletico veya Inter'i eleyebilirdi Galatasaray gençler, ama Real Madrid gelmiş. Real Madrid Galatasaray'ı 5-1 elemişle yarı finalde. Inter de Atletico Madrid'i 1-0 elemiş. Ve finalde Real Madrid Inter'i yenerek kupayı kazanmış. Gençler, neredeyse Galatasaray kupayı kazanabilirmiş be. Ya da en kötü final oynadı Real Madrid'le. Vay vay vay, bu sefer çok çılgın olmuş. Galatasaray yarı final oynamış. Hemen gençler, UEFA Kupası'nı Tottenham kazanmış Frankfurt'a karşı. Konferans Ligi'ni de Fiorentina kazanmış, Chelsea'yi yenmiş finalde. Ve Süper Lig'e bakmamız anlamsız çünkü oraya ben Alman bir tane takım koymuştum gençler. Ve hemen bakalım burada. Osimhen 24 golle gol kralı olmuş. Saint-Maximin 21 golle ikinci olmuş. Süper Lig'i kim kazanmış? Gerçekçi olmasa da sadece ona bakalım. Evet gençler, Süper Lig'i kim kazanmış? Galatasaray 95 puan. Oha be. Galatasaray'a %100 kazanır diyor Süper Lig'i gençler. Ve hemen şuradan Şampiyonlar Ligi diyeceğiz gençler. Şampiyonlar Ligi'nde bizim takımımızdan kimler var? Beşiktaş'ta Immobile 10 gol atmış. Yo, 6 gol atmış. Osimhen de 6 gol atmış. Başka bir Türk oyuncu yok gençler. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş, asistlerde de gençler görmüş olduğunuz gibi bizden kimse yok. Muslera 4 maç gol yememiş. Ve kırmızı kartta Udokoy bir tane yemiş. Gençler, görmüş olduğunuz gibi ilk simülasyonumuzda Türk takımlarımız playoff'ta elendi. Ama ikinci simülasyonda Galatasaray yarı final oynadı gençler. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde kafa tutabilirmişiz. Yazık oldu hepsinin elenmesi. En azından 1-2 takım olmasını isterdik. Arkadaşlar, eFootball EAFC'deki bu deneyimizde güzel sonuç aldık. Takımlarımız gruptan çıkmayı başardılar. Playoff oynadılar. Hatta Galatasaray yarı finali gördü bir simülasyonda. Daha fazla sizin süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koydum, ümitleri izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Peace.